Merhaba arkadaşlar ben Rüştü Hocam müthiş paragraf taktikleriyle karşınızdayım. Yeni nesil soruları konuşacağız. Hiç başlıkta aldatma yok hocam içiniz rahat olsun. Gerçekten yeni nesil sorular konuşulacak. Yani hocam diyalog tamamlamalar, iki cümle arasındaki ilişkiler, paragrafta deyim, paragrafta sözöbeği gibi son dönemlerde çok fazla tercih edilen müthiş başlıkları konuşacağız. İçiniz çok rahat olsun. Yeter ki ÖSYM sınavda farklı bir paragraf sorusu denesin ya da farklı bir soru tarzı denesin. En sesindeyim hocam. Hemen çat diye alıp bir şekilde o sorunun açıklarını sizlerle inşallah paylaşıyorum, paylaşmaya devam edeceğim. Haydi hocam uzatmayalım. Yeni nesil paragraf taktikleriyle karşınızdayım. Paragraf fulleten 10 taktiği biliyorsunuz. Hani bu yer değiştirme, akış bozma, ne bileyim hangi soruya karşılık falan fistan. Bunların hepsini konuştuk fazlasıyla. Şimdi artık yeni nesile ihtiyacımız var. Yeni nesil sorulardan korkmayınız çünkü o kadar güzel açıkları var ki söyleyeceklerimiz birebir. Yalnız Söylediklerimi çok rahat uygulamanız adına bol bol soru üzerinde deneme yapmalısınız. Yani biraz aslında paragraf uzmanı olmak lazım. Biraz uzmanlaşmak lazım. Hani anladım hocam tamam diye hemen tıkır tıkır uygulamayı beklemeyiniz. Sizden ricam paragrafta bu mantığı taktiği anladıktan sonra en az 1-2 kitap üzerinden farklı sorular üzerinden deneme yapmalısınız. Önce taktiklerle paragraf bitmeli. Ardından fulleten paragraf bitmeli. Bu yeni nesil paragraf sorularını zaten fulleten paragrafın geleceğin soru tarzları başlığında göreceksiniz. Haberiniz olsun. Uzattım hocam. Bırak Allah'ını seversen reklamı. Gel istersen yeni nesil paragraf sorularını seninle paylaşmaya başlayayım. Peki. Bir. Lütfen bunları not ediniz olur mu? Tek tek başlık başlık not ediniz. İki cümle arasındaki ilişki. Son 1-2 yıldır bakın 4-5 senesi yok. Son 1-2 yıldır bu soru tarzını tercih ediyorlar hemen hemen. Her sınav türünde özellikle TYT'de 2020 TYT'de de yani önümüzdeki TYT'de de hocam kesin gelecek. Bunu not edin. Mutlaka gelecek bir soru tarzı. Nedir hocam o iki cümle arasındaki ilişki? Hani en son sınavda da sorulmuştu 2019'da da. Cümle veriyor ve diyor ki yukarıda verilen 2 numaralı cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Haydi mantıkla bakın burada bir soru daha var. Lütfen bu sorunun mantığını şu şekilde not ediniz. Soruyu çözersiniz. Dur soruyu çözmez. sen hemen durdurdun ekranı. Soruyu çözüyorsun. Ya bekle ben sana anlatacağım. Sen önce tak diye bir yaz bakalım. İki cümle arasındaki ilişki sorulduğunda bakın iki cümleyi birleştirme değil bu başka bir soru tarzı. İki cümle arasındaki ilişki sorulduğunda soruların yüzde 99 olacağım. içiniz rahat olsun. Bence yüzde kafam çok rahat ama yine de açık kapı olsun bütün taktiklerde hocam. Yüzde 99'unda ikinci cümlenin bir önceki cümleyin sonucu olduğunu amacı olduğunu vesaireyi göreceksiniz. Yani hocam ne yazalım biz? Neden sonuç, amaç sonuç ilgisi kuracak daha çok bu iki cümle. Özellikle iki numaralı cümle birin bir şekilde sonucu oluyor. İyi veya kötü bir sonuç dile getiriliyor. Nasıl yani hocam? Bak dikkat. İki numaralı cümleyle ilgili olarak hangisi söylenebilir diyor. Bakalım. Spor yaparken bir numaradayım. Tüm vücut kaslarının çalışıyor olması, bedenin kan pompalama potansiyelinin yükselmesi hızla terlemenize neden olur. Tamam anladık hocam. Özellikle spor yeni başlayanlarda spor yaparken oluşan ani terlemelerin neden olduğu hastalıklar günümüzde yaygın olarak görülmektedir. Ne dedi adam bana? Spor yaparsın hocam değil mi? Kaslar vesaireler çalışır terlersin. E bunun sonucunda da hastalıklar günümüzde yaygın hale geldi diyor. Bir neden sonuç ilgisi kuruyor. Yani hocam ya 100 yıllık neden sonuç cümlesini adam paragraf sorusu haline getirmiş. Bu kadar basit. Birinci cümlede ifade edilenle çelişen bir durum. Hayır tam tersi destekliyor sanki biraz birinci cümlede anlatılan durumun neden olduğu bir olumsuzluktan yani adeta bir sonuç bu bir neden de burada da bunun sonucu aktarıldı. İki numaralı ifade çok yerinde. Şimdi taktik uyguladığımız için sorular çok basit geliyor arkadaşlar size içiniz rahat olsun. Sen bunu bir de taktiksiz yap Allah aşkına. Sen biri okuyacaksın anlayacaksın. iki okuyacaksın anlayacaksın. Sonra Adana'ya geleceksin acaba şu muydu bu muydu çelişiyor muydu değil miydi gerek yok. Artık mantığını bildiğiniz için sorular çok daha kolay gelecek. Size hızlı çözeceksiniz. Olay anlaşıldı. Yeni nesil sorudur arkadaşlar. 2020'de de yine göreceksiniz. %100 bunu not edin. Yukarıda verilen 2 numaralı cümleyle ilgili olarak hangisi söylenebilir? Bakalım nasıl bir mantık var burada. Doğal yaşantının kişinin ruhsal hayatı üzerindeki etkisi gözle görülür bir şekilde kendini hissettirir. Tamam. Doğal yaşantı ruhsal hayatta etkisi. Okey tamam. Kişi iki numaradayım. Şehir yaşantısından uzaklaştığı sürece yani bir anlamda doğal yaşantıyı tekrar ediyoruz. Bedenindeki olumlu değişimlere şahit olacaktır diyor. Tamam. Aynı şu soru mantığı değil mi Allah'ını seversen? Yani birin adeta bir sonucunu dile getirmiyor mu? Evet birinci cümlede söylenen şeyin istisnai durumları. İstisnai bir şey yok tam tersi değil mi? Birinci cümledeki görüşün desteklenmediği. Hayır neden desteklemesin ya? Birinci cümledeki ifade somutlaştırılmış. Ha evet farklı şekilde söylemiş bunu. Yani adam diyor ki doğal yaşantı ruhsal hayat üzerinde etkili. Evet diyor şehirden uzaklaşırsan olumlu değişimleri görürsün diyor. Yani onu adeta somut hale getirirsin diyor. Yani hocam ne demek istiyoruz? İki cümle arasındaki ilişki sorularında neden sonuç birbirini destekleme ya da desteklememe gibi durumların sorulduğunu unutmayınız. Hiç sekmeyecektir. Bol bol soru üzerinde tabii uygulama yaptıkça bu mantık oturacaktır. Var mı hocam iki cümle arasındaki ilişki sorularında sıkıntı yok. Doğal olarak soruya yabancı kalmayınız hocam. Benim en büyük Şeyin bu, amacım bu hocam. Yani tüm bu anlatımların amacı bu. Sınava girdiğiniz zaman ya ne demek istiyor bu soru? Neye bakacağız? Bir okuyun bakalım bu ne anlatıyor? Değil de ya bunu adam bana anlattı. Bunu işte hoca 40 kere söyledi. Bir neden sonuç ilgisi arayacağız. Hadi bulamadık mı? Ya işte ikideki durum. Biri ya destekleyecek ya desteklemeyecek. Yani ya olumlu tarafını söyleyecek ya olumsuz. Genel mantığı bu sorunun bu hocam. Bir, iki cümle arasındaki ilişki ceptedir. Hemen geldim ikinci taktiğimize. Yeni nesil sorulardan arkadaşlar. Bunu 2019'da denediler. Ha ben sana açık açık söyleyeyim. Biz her ne kadar diyalog tamamlama diye anlatsak da sınavda öyle sorulmuş gibi görülse de bu bildiğimiz hangi soruya karşılık gelir soru tarzının ta kendisidir. İşte sınav sorusu 2019'da bakın bize ne dediler. Yönetmen dedi muhabir dedi. Ya Allah'ını seversen yönetmenle muhabirle falan işimiz yok bizim. Bana adam diyaloğu vermiş. Bak bir de diyalog biyolog yazılmış. Buraya hepsi hikaye hocam. Ben sana söyleyeyim. Burada bir metin var mı hocam? Var. Bu bir paragraf mı? Evet. E burada da bir paragraf var hocam. Tamam. Bu paragraflar aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiştirin ta kendisi bu. Yani 100 yıl önce kullanılan soru tarzı burada biraz daha böyle diyalog miyolog adı altında artistik sorulmuş. Soru mantığı aynı hocam. Peki biz... Taktiklerle paragraf soru bankasında bunu nasıl anlatmıştık? Demiştik ki bize verilen metinlerin şu ilk cümlelerine azıcık bakmanız, azıcık şöyle bir iki satır okumanız hocam. Nerede ilk cümle? Şurada. Şu ilk bir iki cümleyi okumanız sonra da sorulara geçmeniz fazlasıyla yeterli. Ya da tam tersini yaptığımız zaman da yani önce soruları okuyup girişlerine bakmanız da yeterli olur. Ama isterseniz pratik olanı bir deneyelim. Bak ne diyor hocam? Şimdi birinci soruyu arayacağız ikinci soruyu arayacağız. Bak sinema gerçek hayattan alınmış formlarla uğraşıyor onları işliyor. Tamam. İkinci soruya dikkat. Aralarında bir bağlantı olduğu aşikar. Kimin arasında, neyin arasında? Çünkü filmlerdeki 3 karakter hayallerindeki, hayatlarındaki dönüm noktalarında analiz ediliyor. Tamam ben bu soruyu anladım. Bak şimdi. Müzik ve resim çalışmalarınızı yarıda bırakıp sinema yönelmeniz nasıl karşılandı? Sinema gerçek hayattan alınmış formlar. E ne alaka? Şöyle karşılandı, böyle karşılandı. Ele hocam bak Adana'ya. Saniyelik soru bak. Sinemaya ilginiz ne zaman ve nasıl başladı? Sinemanın yaşamınızdaki yeri nedir? Tamam bu yakın gibi. Filmlerinizdeki erkek karakterlerin psikolojisine. Burada ne demiştim? Aralarında bir bağlantı olduğu. Erkek karakterler ne alakadır? Sinemanın sizin için ifade ettiği anlamı biraz açar mısınız? Karakterlerinizi sinemaya aktarırken ilham aldığınız ilk soru biraz uygun bu cevaba ama ikinci soru ne alaka? Sinemaya aktarırken ilham, ilham aldığınızdan ne alakası var? Bana ne diyor? Aralarında bir bağlantı olduğu. Kimin aralarında hocam? Bak metni okuma devam. Sinemaya yönelerek film yapmaya başlama gerekçeniz neydi? Biraz yakın. İlk soruya fena değil ama ikiye bakalım. Filmlerinizin üç kahraman arasındaki ilişkinin ha aralarında bir bağlantı olduğu. Denizli bizim bu bir sınav sorusudur hocam sormuş adam bunu bizim doğru cevabımız Denizli'dir. Şimdi bak çok uzattığıma bakma. Yüzyıldır bu soru böyle çözülüyor. İçin rahat olsun. Ben hep böyle anlatıyorum. Ha öğrenci anlıyor anlayamıyor arada kalıyor. Hocam sen çözdün ama ben çözemiyorum diyor. Çok haklı ya da hocam takır takır çözüyorum Allah razı olsun diyor. Değil mi? Her türlü ses var tabii ki. Yapan var yapamayan var arada kalan var. Ama bu anlattıklarım soruların özü hocam olması gereken. Ha benim bu pratik çözümle ulaşmanız için de birkaç kitap üzerinden ciddi tarama yapmalısınız. Öğrenci şunu yapıyor bakıyor atıyorum Ceyhan mı yaptı? Ha denizliymiş. Geçiyor bu soru. Ya denizi de denizli sen bir irdele bakalım. Neden denizli? Ben bunu yaptığım için size bunları anlatıyorum şu an arkadaşlar. Yani çıkmış soruların tamamını irdeledim. Ve bunun Yaklaşık 12 yıldır girdiğim gireceğim ne kadar ders varsa hepsini de anlatıyorum. E doğal olarak 10-15 yıldır hocam tutup da böyle çıkmış soruları anlatı 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 anlata. E bir zahmet adamlar şuna dikkat ediyorlar diyebilelim. Yani biraz pratiklik gerekecek. Biraz bol soru çözmeniz gerekecek. Ama bakın dikkat. Diyalog tamamlamalarda da benim taktiklerle paragraf kitabında verdiğim hangi soruya karşılık gelir? Soru tarzı çok net burada uygulanabilir. Hocam ben metni okudum mu Allah rızası için? Şuradan bir şey çıkardım mı? Hayır. Buraları okudum mu? Hayır. Muhabir kimmiş? Boş ver gitsin. Yönetmen şöyle diyormuş ya boş ver gitsin. Beni ilgilendiren ilk cümle hocam bak şurası. Ama bunun içinde diyorum ya biraz pratiklik kazanmanız lazım. Öğrenci başlıyor bunlar tek tek deniyor. Hocam bunun cevabı olmaz mı? Hocam şurada bir sözcük geçmiş. Ya senin burada ne işin var? Senin burada ne işin var şu soruda? Ya şöyle düşün karşılıklı bir konuşma yapıyoruz seninle. Bu soruyu sorduğum zaman ki ben sana bir soru sorduğumda sona neden atarsın cevabı? Çat diye cevaba uygun bir giriş yap ki sınav sorularının tamamında mantık aynıdır. İlk cümle bakın giriş cümlesi soruyla o kadar alakalıdır ki bakın sinemaya yönelmek çünkü sinema gerçek formlarla uğraşıyor. Üç kahraman aralarında bağlantı olması Uzatma hocam. için çok rahat olsun. Diyalog tamamlamalarda da yine metnin girişi fazlasıyla yetecek arkadaşlar. Paragrafta söz öbeği. Bismillahirrahmanirrahim. Bak hocam. Üçüncü soru tarzı hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde yok hocam. Sınavda kullandı kullanacak. Full eten paragraf kitabında var. Mutlaka çözmelisiniz. Paragrafta söz öbeği tehlikelidir. Ne gerekir hocam bunun için? Biraz cümlede anlam çalışmanız gerekecek. Cümle analizi yapmanız gerekecek. Unutmayın cümle analizi, cümlede anlam çalışmaları yapmalısınız. Anlam bilgisine çok ihtiyaç var. Çok önemli bir alan anlam bilgisi. Lütfen uyuma. Nedir hocam bu soru tarzı? Bak paragraf ekrana sığmamış hocam. Sayfaya sığmamış paragraf. Sen bunu bir de kitapçıkta düşün. Bir de bu sorunun taktiğini benim sana anlatmadığımı düşün. Gittik. Uğraş Allah uğraş. Şimdi hocam bizim altı çizili ifadelerde anlaşılması güç söz öbekleri dışında dikkat anlaşılması güç söz öbekleri dışında metne ihtiyacımız olmadığını çok iyi biliyorsunuz. E hocam ben şurada yapamadım ya orada olmaz öbür tarafta olur canım İçin rahat olsun. Bir soruda olmaz öbür soruda oturtursun olayı. Bak şimdi ne diyor hangisinde yanlış verilmiş bir devinim ifade etmek 3 numara Pembe çiçekleri açtıktan hemen sonra ha açıyor. Sonrasında bir devinim demek bir hareket demek. Cümlede anlam bilginiz zayıfsa bu soru tarzında ciddi sıkıntı yaşarsınız. Sözcük ve cümlede anlama ağırlık vermelisiniz bu paragraf soru tarzı için. Diğer yağlardan farklı bir özellik söyleme. 5 numara. Öbürlerinden farklı olarak. Ha tamam diğerlerinden farklı olarak. 1 numara. Bilinen başka nane türleri de olduğu. En bilineni. Ha başka bilinenler de varmış. En bilineni diyorsa. Değil mi? Kaçırma. 4 numarada ne diyor? İki önemli işleminden bahsetmek. Hem çay hazırlanır hem de filiskin yağı denen. Şimdi iki işlem var da bunların önemli olduğunu kim söyledi? Müthiş bir kelime oyunudur. Bakın paragrafta bunu çok sık yapacaklar. 2020'de bu sesler kulaklarınızda yankılanacak hocam. Bu soru tarzları gelecek karşınıza. Paragrafların böyle altı çizili sözcüklerle sorulduğu, söz öbekleriyle sorulduğu ve kelime oyunlarıyla size vuracaklar. İşte ona düşmemelisiniz. İki işlem var da iki önemli işlevi kim söyledi? Önemi kim atfetti Allah'ını seversen? İki, bir tercih yapmış olmak. İki de ne diyor? Özellikle salatalarda. Ha bir tercih yaptım ben. Her yerde olur ama özellikle salata bu da çok yerinde. Denizli çok yerinde bir cevap. Yani hocam biz ne anlayalım bundan? Paragrafta söz öbeğinin altı çizilirse cümle analizine, cümlede anlam ve sözcükte anlam bilgisine ihtiyacınız olduğunu. O konuda uzmanlaşmanız gerektiğini lütfen unutmayın. Tek tek gitmelisiniz. Metne asla ihtiyaç duymayın bu tarz sorularda. Metni okudukça her şık size çok yakın gelecektir. Mesela bu cümlede bile arkadaşlar cümleyi şöyle baştan bir okuyun. Adana bir dursun hocam ya. Bursa bir dursun. Ceyhan sanki yakın. Ulan Denizli biraz benziyor. E ne anladım? 5 şık arasında kaldın. Biraz zorlasan F diyeceksin. Odam şu da olur diyeceksin. Bu hale geliyor öğrenciler. Paragrafı irdeleme hocam. Ben yıllardır bunu anlatıyorum. Paragrafı ne kadar az okudunuz. Ne kadar altını az çizdiniz, ne kadar az durdunuz üzerinde o kadar başarılı oluyorsunuz hocam. Yüzyıllık mantık, taktik budur aslında. Ne kadar az düşünürsek, basit düşünürsek o kadar iyi netler çıkıyor hocam. Rahat olun lütfen. Lütfen kasmayın. 4. Anlatım özellikleri katma. Müthiş bir yeni nesil soru arkadaşlar. Bu harika bir soru tarzı. Çok basit bir soru tarzı. Net bir soru tarzı. Ama ilk aşamada bu adam ne anlatıyor olacak sınavda sorulduğu zaman. Dikkat. Lütfen hazır olunuz. Anlatım özellikleri, anlatım ilkeleri aklına getirecek ama öğrencinin şunlar da olacak. Anlatım dediğim zaman aklınıza ne gelir? Paragrafta anlatım testlerinde hatırlayacaksınız. İşte ikilemelere yer verilmiştir, değil mi? Deyimlerden yararlanılmıştır. Bunların tamamını anlayın lütfen. Öyküleme, betimleme falan hepsi aklınıza gelsin. Paragrafta anlatımla ilgili her şey zaman zaman paragrafa altı çizili olarak da katılabilir, içinden seçme de yapılabilir. Bu da müthiş bir yeni nesil soru tarzıdır. Bakın dikkat, soru tarzları çok değişti arkadaşlar artık. Ama korkmayın, hepsinin açık kapılarını zaten söylüyorum. Bak ne diyor. Bu parçadaki numaralı ifadelerden hangisi Niteleyici sözcüklere yer verilmiştir. Yargısını doğrulamaz. Şimdi bunu sınavda nasıl soruyordu şimdiye kadar? İşte A. Niteleyici sözcüklere yer verilmiştir. B. Doğrudan anlatıma yer verilmiştir. C. İkilemeler vardır. D. Yinelemelere yer verilmiştir. E. işte farklı cümle türleri kullanılmıştır gibi değil mi? Bakın hemen soru yazdık ayaküstü. Yani hocam şimdi bunu altı çizili ya da bir paragrafın parçalanmış haliyle karşınıza getirebilirler. Ha ben biraz daha abarttım tabii. Yani burada Ciddi anlamda uzun bir metin var. Bu kitapçığa da sığmaz. <laughs> 2-3 sayfaya da sığmaz. Sınava da sığmaz. E, sığmaz yani hiçbir şeye sığmaz bu. İnsanlığa sığmaz ya bu ne böyle. Bu kadar uzun olmasın tabii de. Biraz daha böyle küçük puntolar. Ben daha net görün diye tabii açtım yani. Yoksa bu da sınav formatına uydurulabilir bir metin. Peki hocam bak ne diyor. Niteleyici sözcükleri yer verilmiştir. Yargısını doğrulamaz. Mesela çok geniş alan. Nasıl alan? Geniş alan. Ha biraz sıfat bilgisi sanki. Evet dil bilgisi katılmış sanki. Orman gülleri. Şimdi orman günleri nasıl tamlama olabilir ki? Yani sıfat tamlaması nasıl niteleyebilir ki? Bu dursun. Mavi çiçek kümeleri, Türkiye'ye kadar uzanan bölgeler, sarımsı beyaz çiçekler değil mi? Bunların tamamı niteleyici ifadelerdir. Niteleyici ifadelere yer verilmiştir. Sanki iki numara. Neredesin hocam Deniz desin. Doğrulamaz. Ha bir de şıklar arasında böyle bir dağılım var son dönemlerde. 2, 3, 5, 8 falan diyor adam. Senin kafanda Adana 1 Bursa 2, Ceyhan 3 ya. Hatta ben de şöyle bir gittim ya. İşte bu sınavda büyük problem yaratıyor. Hele ki böyle optiğe anında kodlama yapanlar için çok dikkat edilmesi gereken bir nokta. Yani her zaman 1, 2, 3, 4, 5 sırası verilmeyebilir şıklarda. Uzattım taktikten uzaklaşmayalım. Neydi hocam taktik? Anlatım özellikleri katmadı arkadaşlar. Lütfen dikkat. Zaman zaman sözcük türleri bilgisine ihtiyaç duyulacak. Lütfen uymayınız. Çok önemli vurgular bunlar. Paragrafın parçalandığı metinler göreceksiniz. Önümüzdeki sınavlar hazır olunuz. Çok çok önemli. Peki uzattın hocam, devam. İki cümleyi birleştirme. Bu da son 3-4 yıldır çok değil bir 5-6 yıl 10 yılı yok hocam. Son 3-4 yıldır iki cümleyi birleştirmeyi de katıyorlar. Aslında ben bunu anlattım ama buraya da katmak istedim. Bu da yeni nesil soru tarzlarından çünkü çok fazla tercih edilmiyor. Ee, nadir seçiliyor ve müthiş ters köşe yaptırabiliyor bize. kitaplarda denemelerde artık buna dikkat edin arkadaşlar. Deneme alacağınız zaman mesela bir TYT denemesi bir KPS denemesi açın şöyle denemeyi bir kurcalayın. Bu soru tarzlarına mutlaka en azından iki cümleyi birleştirme mutlaka yer almalı tamam. Bunlar sizin ölçütleriniz olsun deneme seçerken, kitap seçerken. Peki uzattım hocam. İki cümleyi birleştirmede ne yapıyorduk? Hemen hatırlatayım ben size. Bir numaralı cümleyi okuduktan sonra böyle bir cümleyle bir sözcükle ya da özet yapıyorsunuz arkadaşlar. Aynı şeyi iki numara içinde yapıyorsunuz. Kısa kısa özetler. Sonra da bu iki özetin bir olduğu cümleleri arıyorsunuz. Yani cümleleri okuyup karambole geçmiyoruz şıklara. Nasıl yani hocam? Söylediği her şeyin birbirini desteklediği bir insanın yaşantısıyla söylediklerinin tutarlı olmaması noktasında eleştirilen bir insanın yaşantısı bir olmayabilir. Yani tutarlı insan, tutarsız insan. Tamam bu cepte burayı anladım. Psikologların büyük bir çoğunluğu bireysel farklılıkların üzerinde dursa da tutarlı olma durumunun savunulan düşünceyi değiştirebileceğini desteklemişlerdir. Ha psikologların bir çoğunluğu, bir çoğu burada büyük çoğunluğu demiş. Eyvallah büyük bir kısmı tutarlı olmak üzerine durmuş falan filan. Tamam psikologlar ve tutarlı tutarsız insan vurgusu. Psikologların üzerinde durduğu bireysel farklılıklar tutarlı olmayan kimselerin bu yargıdaki değişimlerine ışık tutar. Şimdi ışık tutmak, aydınlatmak gibi bir vurgu yoktu iki numarada değil mi? Özellikle yaşantılarda tutarlı olamayan bireylerin psikolog incelemeleri sonrasında tutarlılığı kabul ettiğini, tutarlılığı kabul etmek... Dursun, bireysel farklılıkların belirleyici olduğunu dile getiren psikologlar bireylerin tutarlıkları konusunu göz ardı, et, göz ardı etmek tam tersi değil mi aslında? Psikologların faydası sanki orada vurgulandı biraz. Psikologların az bir kısmı bireysel farklılığın üzerinde durmamakla birlikte tutarlılık kavramı kişilerin yaşamlarını etkileyebilir. Ha bak ne demişti? İnsanın yaşantısı bir olmayabilir. Şimdi tutarlılık yaşantı üzerinde etkili. Tamam hocam da. Bak iki de ne demişti? Psikologların büyük bir çoğunluğu, dikkat çoğunluğu bireysel farklılıklar üzerine dururken demek ki az bir kısmı üzerinde durmuyor. Müthiş bir kelime oyunudur. Ben bunu yine kitabımda fazlasıyla verdim. Yukarıda mesela ankete katılanların %80'i şunu yapmıştır diyor. Cevap mutlaka şu oluyor arkadaşlar. İşte %20'si ise şunu düşünmektedir. Yani senin her halükarda dolaylı cevaba gitmen isteniyor hocam. Burada olduğu gibi büyük bir kısmı şunu düşünüyorsa az bir kısmı düşünmüyor demektir. Müthiş bir cevap, harika bir soru. Mükemmel bir soru hocam. Bak uyuma burası önemli. Peki devam. Yine aynı mantık. Bakın dikkat. iki cümleyi anlamca doğru birleştirme sorusu bu. Tamam. İki cümleyi birleştirme. Yani girişte anlattığım bir numaralı taktik olan iki cümle arasındaki ilişkiyle alakası yok. Zerre kadar alakası yok. Orada iki numaralı cümle neyi anlatıyor diyor. Yani birin sonucu mu nedeni mi vesairesi mi derken burada ikisini birleştirme şıklara koymanı istiyor hocam senden. Peki. Farklı soru tarzlarının çözülmesi noktasında sorun yaşayanlar yazarın daha önceki sorularıyla bu soruları kıyasladılar. Ha, sorun yaşayanlar, soru çözümünde soru yaşayanlar kıyaslama yapmışlar. Tamam. Kıyas, soru çözümü. Anahtar kelimeler cepte. Yazarların değişik tarzlarda sorular yazmalarına olanak veren en önemli etken okur görüşüdür. Ha, farklı soru tarzlarında okur görüşünün etkisi. Daha önce hiç rastlanmamış sorular yazan bir yazarın sorularının irdelenmesi sağlıklı bir durum. Okur görüşü falan yok burada. Geç. Yani ikisinin birleştiği cümleleri istiyoruz. Yazarın sorularındaki özgünlük. Özgünlük, özgünlük nerede? Allah rızası için. Geç. Farklı tarzda soruları çözemeyen kişiler. Çok iyi başladı. Yazarın diğer eserlerinde bakması. Okur dünyasının genel hareketidir de demiş. Başka eserlere bakma. Diğer sorulara bakma vurgusu var. Ceyhan biraz dursun. Yakın gibi cevaba. Okuru düşünerek sorular yazan bir yazar. Orijinallik noktasında daha önce karşılaşmadığı. Geç Allah'ını sen. Orijinallik nereden çıktı? Okuyucu kitlesini önemseyen yazarın yazdığı orijinal sorular. Çözümünde zor alanların karşılaştırma konusu olabilir. Hmm. Şimdi hocam orijinalliği burada da elebilirim. Burada elediğim gibi orijinalliği burada eleyebilirim ama burada bir karşılaştırma var. İlk cümlede olduğu gibi kıyas var. Bunu biraz yakaladım sanki. Şu orijinalliği eledim yalnız. Oradan çok ulaşamıyoruz. Onu eleyebilirim. Ne diyor devamında? Okuyucu kitlesini önemseyen yazarın yazdığı vesaire sorular çözümde zor Tamam. Karşılaştırma konusunu yaptık. E okur kitlesini önemsemek de var. Yani iki numaradaki okur görüş de var. Edirne Durtu, Ceyhan Edirne arasındayız. Ceyhan'a bir daha bakıyoruz. Farklı tarzda soruları çözemeyen kişilerin yazarın diğer eserlerine de bakması. Okur dünyasının genel hareketi. Ha, bak şimdi hocam. Burada diyor ki çözemeyen sorular, çözemeyen kişiler diğer sorulara da bakar. Okur kitlesi nerede? Okurun görüşü nerede? Yazarın okura göre hareket etmesi nerede? Yok hocam. Edirne'de okur görüşü var. E biraz da karşılaştırma yapma var. Her ikisi de var. Orijinallik vurgusu yok sadece. Şöyle yine de bir bakalım arkadaşlar. Ha belki şu olabilir. Bu gözden kaçmış olabilir. Evet. Farklı soru tarzları. Evet. Orijinal sorular. Evet. Buna ulaşabiliriz. Denizli'de sadece okur düşünme vardı. Karşılaştırma mantığı yoktu. Denizli'de oradan tekrar elemekte fayda var. Kısacası ilk cümledeki kıyas yapmak ve ikinci cümledeki okur görüşü e seçeneğinde birikmiş gibi değil mi? Çok net hocam. İçimiz çok rahat olsun. Bir numarayı okuduk. Biraz orijinal soruları çıkarmakta zorlandık. Onu da farklı soru tarzları ifadesinden çok rahat çıkarabildiğimizi gördük. Peki hocam. Haydi uzatma kafalar yanmasın. Paragrafta deyim hocam. Bak bu da benim favori sorularımdandır hocam. Karşımıza gelmeyi bunu kullanmadılar. İlk 5 soru tarzı kullanıldı. 6. soru tarzı ise size bir sürpriz olsun. Kullanılmamış bir soru tarzıdır. Her an kullanılmaya hazırdır. Paragrafta zaman zaman deyim kalıplarıyla karşılaşmanız mümkün. Biraz deyim çalışmasıyla bunu halledeceksiniz. Bol bol deyim çalışması yapmakta aslında fayda var. Ne diyor? Bakın burada iki tarz soru var aslında. Bir tanesi altı çizili dikkate değer olmak gibi bir deyimin bir kalıbın açıklamasını istiyor. Bir de bu parçadan bir kısım alınmış. Bir iki cümle alınmış. Bir de ona bakalım. Hangisi kanıtlanabilirlik açısından farklıdır? Tamam. Yani bu biraz cümlede anlam bilgisi. Bunu yapabiliriz. Sanatçılar dua eder durumda. Ellerini göğsünde kavuşturmuş. Pişmiş toprak heykelcikler yapmışlardı. Bu dursun biraz nesnellik var sanki. Minos halkı büyük boyda heykeller yapmakla birlikte konuşamıyorum. Küçük nesnelde olağanüstü başarılı olmak... Öznel bunu ele. Daha doğrusu Adana, Nesnel, Bursa, Öznel gibi. Orta Minos döneminde takas yoluyla ticaret gelişmiş ve Girit olağanüstü bir ilerleme. Ha bu da öznel cevap belli oldu sanki Adana gibi ama bu heykellerde sanatçıları benzerlikten çok desenin dış çizgileri ilgilendirmiş. Bilmiyoruz ilgilendirmiş mi? Bu da öznel bir yargı. Girit uygarlığı Tunç çağında belki de belki de e, bu da öznel bir yargı. İçin rahat olsun hocam. Burada Adana çok nesnel bir durum. Biraz dua eder durum bizi arada bırakıyor ama diğerleri çok bariz öznel. Kesinlikle Adana'ya nesnel deyip cevabı işaretleyebiliriz. Kanıtlanabilirlik açısından farklıdır sorularında nesnel mi öznel miye baktığınızda zaten biliyordunuz. Bu böyle çoklu soru olduğu için arada karşımıza gelen güzel hoş bir soru oldu. Ama gelin isterseniz yeni nesilden hemen bir bahsedelim. Bu parçada altı çizili ifade yerine hangisi getirilebilir diyor. Bak dikkat ne demişti hocam? Dikkate değer kanıtlar diyor. Dikkate değer ne demek? Önemsiz görülen olabilir mi? Hayır. Değeri hak eden hayır. Şimdi hocam dikkate değer, dikkate değsin. Yani dikkat ettiğine değsin, dikkat et diyor, bak diyor yani. Şimdi değerli olmakla alakası yok ki bunun. İlgilenilmesi gereken to kendisi. Benim dikkatimi pek çekmedi, yani çok ilgilenmedim. Çok dikkat ettim, yani çok ilgilendim değil mi? Dikkat etmek, dikkate değer olmak, ilgilenilmesi gereken ne? Çok net karşı karşıya gider hocam. Peki ne yapacağız? Şimdi taktiklerle paragraf bitecek arkadaşlar. Fulleten paragrafın bu bizim beraber çözdüğümüz paragraf kitabı bu arada. 6 test çözdük devamı gelecek. Geleceğin soru tarzları diyor. Sayfa 215 bak şimdi hocam. Şimdi bu anlatımlardan sonra ne yapmak lazım? Ben sana onu söyleyeyim. Ondan sonra uygulayamıyoruz. Sıkıntı yaşıyoruz. İyice oturması adına bol soru çözmelisiniz. Geleceğin soru tarzları sayfa 215'i açıyoruz. Burada hocam ÖSYM'nin hem son 3-4 yıldır sorduğu Yeni nesil sorular mesela yazar gazeteci az önceki diyalog sorusunun en sağlam hali. Hem onları göreceğiz yeni nesil soru tarzlarını. Hem de geleceğin soru tarzları başına yakışan henüz ÖSYM'nin denemediği kullanmadığı müthiş soru tarzlarını göreceksiniz. Böyle parça parça bölmeler vermeler. Lütfen sizden ricam bu mutlaka bu bölümü bitirmelisiniz. Ha kitabın tamamı bitmeli. Bakın bu beraber çözdüğümüz kitap arkadaşlar. İnşallah devamı gelecek. Burada bırakmışız. Burayı da çözeceğiz. Hepsini çözeceğiz. Kitabında biraz olumsuz soru kökü. Birazı fazla aslında. Fazlasıyla zor. Ondan sonra kitap rahatlıyor. Haberini vermiş olayım. Peki bu kitaptan da arkadaşlar bu tarz artistik soruları çözeceksiniz ki iyice otursun. Peki hocam bizi ne bekler? İçiniz çok rahat olsun. Sorulmuş sorulacak bütün yeni sorulara karşı bir taktiğimiz var. Bütün mesele taktik bilmek. Artık okuduğunu anlama hikaye sloganımız biliyorsunuz. Hiç kasmanıza gerek yok. Hiç arkamıza yaslanacağız hocam. Ben i̇lla bir şey okumak zorunda da değiliz. Her gün şu kadar sayfa kitap okuyunuz. Şu kitapları bitiriniz. Tabii ki güzel bir şey. Tabii ki okuyalım da ciddi bir okuma alışkanlığımız yoksa hocam soruların üzerine gitmenin tam zamanı. Oturun soruları irdeleyin hocam. Ha bu Adana'ymış tamam Bursa olmaz ya deme. Yanlış yaptığın zaman seçeneklere mutlaka tek tek bak hocam. İçin rahat olsun. Bu az taktik sonrasında çok ciddi yol alacaksın. E zaten daha önceki taktiklerde var. E tamamız hocam. İnşallah yeni sorular tarzları geldikçe de ben onları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.